Peki bir sokak sorusu daha var. Tabii. Devam edelim, buyurun. Hocam merhaba. Glutatyon takviyesi almaya başladım. Yan etkileri olur mu? Glutatyon takviye şeklinde alınan bir şey midir? Ve bir glutatyon neydi, bir hatırlayalım. Hatırlayalım. Glutatyon vücudumuzdaki temel antioksidan. Yine hatırlayalım. Bizi yaşlandıran 3 temel süreç var. Oksidasyon, paslanma, glikasyon, şekerlenme, inflamasyon, iltihaplanma. Basitçe. Evet. Oksidasyon, paslanmaya, antioksidan gücümüz arttıkça engel oluyoruz. Ama antioksidan gücün temel oyuncusu, bir numaralı patronu glutatyon. Diğer antioksidanlar, bizim konuştuğumuz antioksidanların hepsi glutatyonun işçileri, çalışanları. Yani koenzim, C vitamini, çinko, selenyum, bütün o antioksidanları biz kazanma hevesimizin nedeni daha çok glutatyonu devrede tutmak, indirgenmeden aktif olarak devrede tutmak. Ama ne yazık ki Çağla, biz yaşlandıkça glutatyon rezervlerimiz azalmaya başlıyor. Kilo aldıkça, kötü beslendikçe, egzersiz yapmayınca, uykusuz kalınca glutatyonumuz düşüyor. Dolayısıyla 50'sinden sonra, 40'ından sonra ya da bağışıklık sisteminin aktif olması gerektiği dönemlerde glutatyon ihtiyacımız artıyor. Bir örnek vereyim. Sadece bir sigara içtiğiniz zaman akciğerinizdeki glutatyon rezervinin %70'ini yok ediyorsunuz. Akciğer temel savunmasını glutatyonla yapıyor. O nedenle akciğer sorunu olanlara sistein veriyoruz. Neden? N-asetil sistein. Sistein glutatyonun ana ham maddesi. Glutatyon onun sayesinde daha çok üretilsin diye veriyoruz. Glutatyon hikayesi çok uzun. Başka bir toplantıda konuşuruz. Evet. Ama bilelim ki glutatyon ya kendinizin üretmesi gereken bir şey ya da mümkünse yiyeceklerle falan almak çok zor. Ham maddeyi alıp kendiniz üreteceksiniz ya da doğrudan doğruya hapla çöple değil, damar yoluyla ya da kas içine enjeksiyonla almanız gereken bir şey. İki kusuru var. Bir tanesi pahalı. İster kastan alın, ister damardan alın. Bayağı pahalı. İkincisi de uygulaması akademik bilgi gerektiriyor. Çünkü öyle her yerde eve geldim taktım, yok, hep uyarırsınız. Onlara çantacı diyoruz. Yani çantacı bir gruplar var Türkiye'de. Bütün dünyada var bunlar. Böyle çantaların içinde size ayrıca glutatyon diye geliyorlar. Başınıza bela olabilir. Zaten damarınıza bir girişi çok ciddi bir organizasyon olmadan, bir tıbbi gözetim altında olmadan yaptırmamanız lazım. Orada Allah korusun bir tansiyonunuz düşse, bir şoka girseniz gelen sağlıkçının, sağlık memurunun ve hemşirenin yapabileceği bir şey yok. Bir de bundan daha önemlisi Çağla, glutatyon çok çabuk indirgenen bir şey. Onu daha çok sistemde tutabilmek için başka şeylerle beslemek lazım. Nelerle? Başka antioksidan yardımcılarla. Nelerdi onlar? Selenyum, çinko, koenzim. Bunların içine koyduğunuz zaman alfa lipoik asit, magnezyum, bunlarla glutatyonu birlikte verirseniz, yüksek doz C vitamini birlikte verirseniz glutatyonun etkisi bir hafta 10 gün sürüyor. Çok net olarak sürüyor. Dolayısıyla böyle her gün ve 10 gün üst üste glutatyon falan, bunlar biraz işin ticari boyutları. Ama benim vermem gereken cevap şudur. Glutatyon faydalı bir şey. Ekonominiz müsaade etse yapabilirsiniz. Sabah en düşük glutatyon seviyeleri zamanıymış ve yemeklerden sonra üretimi artıyor. Bu vücudumuzun yaptığı glutatyondan bahsediyoruz. Evet, evet. Yani biz yemeklerle Çağla ne kadar çok glutatyon ham maddesi kazanırsak. Sebzelerden, meyvelerden. Glutatyon bir tripeptit. 3 tane amino asit var içinde. Histidin var, glutamik asit var ve esas olarak sistein var. Sistein dediğimiz, hep burada bu stüdyoda sana da çok baş başayken anlatıyorum. Kükürdü vücudumuz çok seviyor Çağla. Yani vücudumuz bir kükürt tutkunu. Kokusunu sevmediğimiz o kükürtü. Kokuyu sevmiyoruz ama yapısını seviyoruz. Evet. Beynimiz de seviyor, kalbimiz de seviyor, damarlarımız da. Ve kükürtlü maddeleri aldığınız zaman, ki kükürtlü maddelerin babası sisteindir. Amino asit olarak. Nerede var sistein? Lahanada. Lahanada var. Brokolide. Brokolide var. Brüksel lahanasında var. Pancarda var. Turpta var. Soğanda var. Sarımsakta var. O kokulu, kokulu değil mi? Kokulu olan kükürt kokusu ve her şeyde var. O sisteinin bolluğu içerisinde vücudunuz kendi glutatyonunu yaptığı için yemekten sonra glutatyonunuz artıyor. Siz açlık sürecinizi uzattıkça ve sabah saatinde de aç kalktığınız için zaten sabah açlığı nedeniyle glutatyonunuz düşüyor. Yaşta düşüyor. Alkol, sigara. Sigarayı biraz önce söyledim. Mahvediyor. Bunların hepsi glutatyon rezervlerini azaltan belli başlı düşmanlar. N-asetil sistein dediniz ya, bu glutatyon yapımını tetikliyor gibi bir cümle yakaladım. Evet, onu doğru. Bir not aldım. Peki glutatyon eğer damardan alınması daha makulse, eğer imkan varsa, N-asetil sisteini glutatyon tetiklemesi için dışarıdan takviye olarak almak nasıl bir fikir olabilir? Çok doğru bir fikir, zaten uyguluyoruz. Yani biz genel olarak mesela sigara içmeye kesinlikle karşıyız, sağlığa zararlı bir zehir, bir kanserojen sigara.
Ama sigara içmeyi bırakmaya çalışan, çaba içine giren kişileri de belli bir süre glutatyon rezervlerini arttırmak için sistein yüklemesi yapıyoruz. Hmm. N-asetil sisteinle. Farklı marka N-asetil sistein var. Evet. Şimdi 600 mg'ın üstünde bir dozda. 600, 900, 1200 mg. Hmm. Bana sorarsanız 1800'e kadar çıkabilirsiniz. Hmm. Çünkü akciğerin dokusal olarak müdafaasında glutatyon temel madde, enerji maddesi, mitokondriyelerdeki antioksidan olarak. Hmm. Akciğerin yukarıya doğru bir temizleme sistemi var. CDR aktivite diyoruz ona. Bir çöp temizleme, arıtma sistemi var. Bu sistemin çalışabilmesi için o CDR'ların titreşerek yukarıya gitmesi lazım. Kirleri, ziftleri, yuttuğumuz tozları, sigara içindeki kanserojenleri. Evet. O itiş görevini yapan CDR'ların daha iyi çalışabilmesi için akciğerin glutatyon rezervinin çok yüksek olması gerekiyor. Sadece mesela sigara, evet, sağlığa zararlı, kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor baktığımızda, ama mesela akciğerle ilgili herhangi bir işte KOAH, astım gibi için hastalar içinde. Tabii KOAH hastalarında işte mukolitik, yani balgamı yumuşatır, akciğerin temizlemesi kolaylaştırır, glutatyon sayesinde oluyor. Hmm. Yani N-asetil sisteinden akciğer glutatyon yapıyor veya vücut glutatyon yapıyor. Hmm. Onu akciğerdeki temizlik işleri müdürü olarak gönderiyor. Hmm. Yani glutatyon aslında bir sağlık mucizesi. Evet. Yani kemoterapinin yan etkilerini azaltmakta işe yarıyor. İmmuniteyi güçlendirmekte. Glutatyonu bastığınız zaman sisteme oksitlenmemiş, paslanmamış lenfositler hem daha ciddi bir şekilde virüslere savaşıyor, mikroplarla, hem de daha çok antikor üretiyorlar. Dolayısıyla glutatyon bir antioksidan olarak bağışıklığı güçleniyor. Bir örnek daha vereyim. Uzak doğuda çağda, özellikle Tayvan'da, Kore'de, Japonya'da kadınlar glutatyonu ne kanser savunması için, ne mikrop savunması için, ne başka bir amaçla, sadece bir amaçla kullanırlar. Peynir ekmek gibi kullanırlar, cilt güzelliği için. Çünkü glutatyon kolajen rezervini arttırdığı için ve kolajenin yıkımını antioksidan olarak önlediği için cildin genç, pürüzsüz, berrak, parlak ve lekesiz kalmasını da sağlamaya destek oluyor. Aynı biz. Yani değil mi hocam? Oraya kadar gitmeye gerek yok. Biz de aslında yani niyetimiz, aslında ilk çıkış noktamız o. Tabii ki sizden farklı faydalarını dinlettikçe daha da cesaret alıyoruz kullanmak adına, ama mesela onlar ne, hangi formda kullanıyorlar böyle peynir ekmek gibi, onu merak ettim. Onların kullandığı form liposomal form. Liposomal. Pahalı. Yani damardan yapılan kadar pahalı bir form. Anladım. Yani yağda. Liposomal. Glutatyonun sorunu şu Çağla, bir tripeptit bu. Nasıl eti yiyince midenizde et parçalanıyor, amino asitleri. Glutatyonu glutatyon olarak ağzına aldığın zaman o parça, midedeki asit onu hemen anda parçalıyor. Dolayısıyla siz yine glutatyon almamış, sistein almış oluyorsunuz. Anladım. O zaman zahmet edip o parayı vermeyin. Gidin eczaneden %1 daha ucuz olan, %100 daha ucuz olan daha doğrusu. Evet. Sistein tablet alın. Tablet alın daha iyi gibi düşünebiliriz. Tamam. Çok güzel anladık. Teşekkür ediyoruz ve hemen sokaktan sorularımıza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.